Merhabalar arkadaşlar ben Hasan Hoca yeni bir video ile karşınızdayız. Nasip olursa bu videomuzda 11. sınıf tarih dersi 1. dönem 2. yazılı örneğini beraber cevaplamaya çalışacağız. Eğer şöyle diyorsan hocam başlamadan önce ben bu soruları önce kendim mi çözsem diyorsan arkadaşım videonun açıklamasına bu soruların çözülmemiş halinin bulunduğu bir link vereceğim. tarihportal.net ile bağlantılı. Oradan soruları istersen öncelikle kendin çözebilirsin. Sonradan gelirsin beraber buradan bir sağlama yaparız. Bu arada e, video ile ilgili şunu da söyleyelim. E, yazılımız, bu hazırlamış olduğumuz yazılımız boşluk doldurma, doğru yanlış ve klasik sorulardan oluşmakta. Sen şöyle diyebilirsin, e, ama hocam bizim sınavımız test. E, arkadaşım bizde onun da çözümü var. Hemen şöyle yeşil zemine göstermiş olduğum yerlere şöyle bakalım. da bu arada biraz reklam kokan hareket olacak ama e, bir 20 soruluk birinci ünite tekrarımız var. Ona bakabilirsin. 25 soruluk birinci ve ikinci ünite test sorularımız var. Ona bakabilirsin. 20 soruluk ikinci ünite test sorularımız var. Yani diyorsan ki hocam bizim sınavımız birinci ve ikinci üniteden. Arkadaşım toplam 65 tane soruyu biz zaten burada çözmüşüz beraber. Ha dersen ki hocam ben ikinci ünite ağırlıklı bir sınav hazırlığı yapıyoruz biz. İkinci ünite ile ilgili bakın 1, 2, 3, 4 no'lu tekrar videolarımız var. Bunun yanında mutlaka soru potansiyeli taşıyan iltizam sistemi ile ilgili ayrı bir konu anlatımımız var. Tımar sistemi mutlaka soru getirecektir. İşte nasıl bozuldu sonuçları neler olduğu gibisinden öyle bir videomuz var. Olmazsa olmazlardan bir tanesi lale devri videomuz da var. Ha diyor sanki hocam bizim sınava 3. ünitede dahil. E arkadaşım bizde onun da çözüm var. Full tekrar 1, 2, 3 videolarımız var. Bir de bunun yanında daha benim buraya sığdıramadığım mesela 79 soruluk bir boşluk doldurma yazılı sınavımız da var. Yazılı sınav örneğimiz de var. 3. üniteden 79 tane boşluk doldurma sormuşuz. Dolayısıyla arkadaşım her şeyin çaresi bizde var. E, her şeyin çaresi bizde var derken tabi 11'in sınıf tarih ile ilgili kastediyorum. Başka manalara çekilmesin. E, hemen arkadaşım burada şunu da söyleyeyim. E, hocam bizim sınav test olacak. Arkadaşım en kısa zamanda ikinci ünite ağırlıklı bir test sınavı oluşturup e, yüklemeye çalışacağım. E, dediğim gibi sen açıklamaları oku. Kanalımızı takip et. Mutlaka ee, sana da yardımcı olmaya çalışacağız Hemen arkadaşlar şimdi biz sorularımıza başlayalım Hemen şöyle e, neyle doğru yanlış sorularla başlıyoruz 6 tane doğru yanlış sorumuz var İlk sorumuz Osmanlı Devleti'nde ilk Celal ayaklanması Yavuz Sultan Selim döneminde tokat ve çevresinde çıkan Can Bolatoğlu isyanıdır Doğru yanlış dememiz gerekiyor Yanlış arkadaşım Osmanlı Devleti'nde çıkan ilk Celal ayaklanması Yavuz Sultan Selim dönemindedir Doğrudur tokat ve çevresindedir İsyanın adı Bozoklu Celal isyanıdır Arkadaşım bozukluğu celal. Zaten Celali isyanlarının adı da buradan gelmektedir. Ha peki şöyle diyebilirsin hocam, Cambalatoğlu kim? Arkadaşım Cambalatoğlu da bir Celali isyanıdır. Lakin ilk Celali isyanı değildir. Bak hemen burada araya bir konu sıkıştırmış olalım. Belki test sorularına işine yarar. Hemen şuradan bir kalem aldım farklı renk. Mesela Cambalatoğlu Celali isyanlarından bir tanesidir. Bir diğer Celali isyanı Kara Yazıcı isyanıdır. Kara Yazıcı. Kara Yazıcı isyanının yanında bir Deli Hasan isyanı vardır ki en akılda kalıcı olanı budur herhalde bizim ismimizden dolayı. Bir diğeri Tabil Halil isyanı vardır. Tavil Halil. Bir diğeri de arkadaşım Kalender oğlu isyanıdır. Kalender oğlu isyanı. Tabi burada bir de Can Balot oğlu eklemen lazım. 2. Osmanlı Devleti'nde kullanılan madeni paranın altın ya da gümüş içeriğinin yani saflık derecesinin azaltılmasına avarız denir. Yanlış arkadaşım. Buna avarız denmez. Buna ne denir? Avarızı şöyle iptal ettim. Buna tahşiş denir arkadaşım, tahşiş. Kullanılan madeni para yani genelde akçedir bu. Akçenin içerisindeki altın ya da gümüşün yani saflık derecesinin, derecesinin azaltılmasına tahşiş denir. Peki şöyle diyebilirsin. Hocam avarız neydi? Avarız Osmanlı Devleti'nde alınan olağanüstü vergidir. Yani olağanüstü durumlarda alınan bir çeşit vergidir. Avarız vergisi ki onu da hatırlatmış olduk. Bu arada tahşişin yanında bir de arkadaşım ne vardı? E, tasih vardı tasih. Şöyle yazalım şuraya. Bir de sikke tasihi vardı hatırlarsan. Bir tahşiş vardı tahşiş zaten bu. Tasih de eee tedavülde bulunan paraların çekilerek yerine değeri değiştirilmiş akçe piyasaya sürülmesiydi. Değil mi? Tahsis. E, sikke tashihi. 3 numaralı madde Gücün kaynağının değerli madenlere sahip olmaktan geçtiğini ileri süren fikir akımı hümanizmdir. Yanlış. 3 numaranın başına yazayım. Bu taraf çok karıştı. Arkadaşım bu merkantilizmdi. Merkantilizm gücün kaynağının değerlerin değerli madenlere sahip olmaktan geçtiğini ileri süren fikir akımı. Hümanizm neydi? Önce insan diyen fikir akımıydı değil mi arkadaşım? Bir de akılcılık vardı. Rasyonalizm değil mi? Devam. 4. Devletin içine düştüğü buhrandan kurtulması için yeni ve kalıcı tedbirler alınması gerektiğini düşünen devlet erkanının hazırladığı raporlara layiha veya risale denir doğru. Nihayet doğru bir bilgi vermişiz arkadaşım. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminde bu şekilde Laiha veya risale hazırlayan kişiler kimlerdi arkadaşım? Bir Koçi Bey vardı hatırlarsan. Koçi Bey'in yanında bir defterdar vardı. Defterdar Sarı Mehmet Paşa. Ben uzatmayayım. Defterdar Sarı Mehmet Paşa. Bunun yanında bir de Gelibolu Mustafa Ali vardı. Gelibolu'lu. Gelibolulu Mustafa Ali vardı. Bir de Lütfi Paşa vardı. Lütfi Paşa değil mi arkadaşım? Bunlar Risale hazırlayan kişilerdi. 5. 1740 kapitülasyonların en önemli özelliği süresiz olmasıdır. Doğru arkadaşım. Hatırla bir de 1569 kapitülasyonları vardı. O kapitülasyonlar Padişah'ın ömrüyle sınırlıydı. 1740 kapitülasyonları ise süresizdi. Değil mi arkadaşım? Karşılaştırmalı olarak karşına çıkabilir. 6. Thomas More İngiltere'de sanayileşmenin getirdiği sorunlarla etkilerek Ütopya adlı eseri kaleme almıştır. Doğru bilgi arkadaşım değil mi? E, Thomas More kitapta özellikle anlatılan konulardan bir tanesiydi. E, Thomas More haricinde işte Kopernik vardı mesela hatırlarsan dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyordu. Bunun yanında Machiavelli vardı İtalyan. Hükümdar adlı bir kitap yazmıştı. E, ne diyordu? İtalyan siyasi birliği için güçlü bir hükümdar lazım ve hükümdarın amacı ulaşması için de her her yol mübahtır gibisinden konuşuyordu Machiavelli. E bunun yanında Kant vardı, Jean-Jacques Rousseau vardı. Kant diyordu ki aklını kendin kullan arkadaşım diyordu. Bir e, felsefe üstadı dedi kendisi. Jean-Jacques Rousseau da demokrasiyi savunuyordu. Soydan gelen veya şöyle diyelim, e, kandan gelen soyluluğu reddediyordu. Neydi? Jean-Jacques oydu. Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz demişiz. Hemen şöyle bir taraftan kalemimizi değiştirelim. Şöyle bir baktım Papa 10. Leon'un endüjans uygulaması istemesi üzerine nokta nokta 95 tezini kilisesinin kapısına asmıştır. Kilisesinin kapısına asmıştır. Kimdi arkadaşım bu? Martin Luther. Martin Luther. Peki Martin Luther'in taraftarlarına ne deniyordu arkadaşım? Protestan değil mi? Martin Luther neyi başlatmıştı arkadaşım? Reform hareketlerini değil mi? Reform hareketleri. Peki buradaki endüjans neydi? Endüjans e, af kağıdı diyebilirsin kısaca ama bence yetmez. E, özellikle Hristiyanlığın Katoliklerinde, Katolik mezhebinde e, günah işleyen kulların günahlarının para karşılığında affedilmesi veya cennetten arsa satışı gibi düşünebilirdi Endüjans kağıdı. Lale devrinde nokta nokta alanında ıslahat yapılmamıştır. Lale devrinde askeri alanda ıslahat yapılmamıştır arkadaşım. 3- Sancaktan yetişerek tahta çıkan son Osmanlı padişahı 3. Mehmet'ti değil mi? sancaktan yetişerek tahta çıkan son Osmanlı padişahı 3. Mehmet'ti. Kafes usulüyle hemen ek bilgi verelim. Kafesten yetişerek tahta geçen ilk Osmanlı padişahı 1. Ahmet'ti. Değil mi arkadaşım? 1. Ahmet. Ha bunun yanında Ekberiyet sonrası başa geçen, Ekberiyet usulüyle başa geçen ilk Osmanlı padişahı da 1. Mustafa'ydı. Biz diğer ihtimalleri de söylemiş olalım. Bu arada Ekberiyet yerine Ekberi erşed de dendiği oluyordu. Ne demekti Ekberi Erşet? Tahta en yaşlı ve en akıllı olanı geçmesiydi değil mi? Devam. bak. 4. İltizam hakkını alan kişiye mültezim denirdi. Mültezim. iltizam hakkını alan kişi. Videoda da aynı şeyi söylemiştik. Bak iltizamdaki sessiz harflere bak. Mültezimde M hariç sessiz harflere bak. Ne oluyor? Aynı kökten geliyor. Yakalayabilirsin. 5. Gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarılan araziye mukata arazi deniyordu. Mukata. Kat A gelirleri hazineye aktarırlar. Padişah gibi düşün. Kat A. Kesinlikle gelirleri hazineye aktarılacak. Oradan yakalarsın. Osmanlı Devleti'nde medrese öğrencilerine ne deniyordu? Suhte. Kelime anlamı yanlış, tutuşmuş anlamındaydı değil mi? 7. Avrupa ile Osmanlı ilim dünyası arasındaki açığı ilk fark eden Osmanlı alimidir. Hacı Kalfa adıyla tanınır. Kimdi arkadaşım bu? Katip Çelebi'ydi değil mi? Katip Çelebi. İlim ve İrfan Erbileri diye bir başlık vardı. Orada geçiyordu Katip Çelebi. Katip Çelebi'nin yanında bir Naima Efendi vardı. Osmanlı'nın ilk nüvistiydi bu. Vakai nüvist. Osmanlı'nın ilk resmi tarihçisi diyebilirsin. Bunun yanında meşhur Evliya Çelebi vardı. Değil mi? İlim İrfan Erlerinde. Evliya Çelebi. Seyahatname'nin yazarıydı. Bir de Yan Yalı Esat Efendi vardı. Yan Yalı Esat Efendi. Maşallah. Soru mu çözüyoruz, konu anlatıyoruz belli değil. Burada inşallah faydalı olur diyelim. Asıl olan noktamız faydalı olmak. Ee, hemen geldik bir tablo vermişiz. Muhtemel sorulardandır. Rönesans nedir diye. Ben bunu tabi burada şöyle düşünme. Hocam cevap vermişsiniz. Ya ben arkadaşım yazarak sana vakit kaybettirmeyeyim diye buraya yazdım. Normalde buralar boş. Tabloyu komple boş olarak düşünsen. Rönesansın kelime anlamı ne? Rönesansın kelime anlamı yeniden doğuş demek. Ki Rönesans. Yeniden doğuş. Rönesans nerede ortaya çıktı? İtalya'da ortaya çıktı. Doğru mudur? Da burada e, öğretmenin klasik soruları arttıracaksa şöyle de diyebilir. Rönesans neden İtalya'da başladı? Vardı arkadaşım bizim videoda. Veya Rönesans'ın sebepleri nelerdir? Rönesans'ın sonuçları nelerdir? Potansiyel klasik sorulardır. Aynı zamanda Rönesans'ın nedenleri, sonuçları test sorularında da çok rahatlıkla sorulabilir. Araya mutlaka reform sıkıştırırlar. Peki Rönesans ne demek? 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da edebiyat, sanat, bilim alanında meydana gelen bütün gelişmelere Rönesans deniyor. Bak Rönesans'taki burada sanat bak sanat ne oldu? Bilim, sanat. Ne yaparsın? Oradan yapıştırırsın arkadaşım. Rönesans, sanat, edebiyat, bilim. 15. 16. yüzyıl diye bir tanım toparlayabilirsin. Şimdi arka sayfada bir tablomuz daha var arkadaşlar. Burada da reformla ilgili bir tablo vermeye çalıştık. Ee, bu arada reformla ilgili bilgi vermeye çalıştık derken burada niye Rönesans yazıyor? Bunu düzeltelim. Reform nedir diye soralım. Burayı da boş olarak düşün arkadaşım sen. Şöyle şurayı da boş düşün. Kelime anlamı nedir? Ee, Reformun yeniden düzenlemek. Yeniden düzenlemek. Reform nerede ortaya çıktı? Almanya'da ortaya çıktı. Almanya. Ee, yorum yoluyla bir arkadaşımız reformdaki M harfinden Almanya'nın M'sini bağlayarak bir şeyler yapabiliriz hocam demiş mantıklı geldi bana güzel reform şöyle yukarıdan aşağıya doğru yazdım Almanya reform Almanya'daysa Rönesans İtalya'da deyip karıştırma engellenebilir 16. yüzyılda Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne karşı bir tepki olarak ortaya çıkan dini harekete reform denir 16. yüzyılda Avrupa'da Katolik Kilisesi'ne karşı Dini hareket reform. Dikkat bu arada test sorularına işe yarasın arkadaşım. Önce Rönesans, sonra reform. Hatta bunların öncesinde coğrafi keşifler. Bak test sorusu çözdürür bu. Önce coğrafi keşifler oldu, sonra Rönesans oldu, sonra reform oldu. Bir tablo daha. Yine potansiyel sorulardan bir tanesi. Lale devrinde yapılan ıslahatlardan 5 tane sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Lale devrinde yapılan ıslahatlardan biri değildir denebilir. Bu arada Devrim padişahı 3. Ahmet'tir. Unutma arkadaşım 3. Ahmet'i. Aşağıdakilerden hangisi 3. Ahmet döneminde yapılan ıslahatlardan biri değildir sorusu ile aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nde yapılan ıslahatlardan biri değildir sorusu aynı sorudur arkadaşım. Tuzağa düşme. Aynı soru. Bir daha söylüyorum. Lale Devri, 3. Ahmet Devri aynı kapıya çıkar. Çünkü 3. Ahmet Devri'nin padişahı o ne ya? <laughs> Lale devrinin padişahı için ahmettir. Bu arada şöyle şuraya hatırlatayım hemen. Ee, bir kere daha. Lale devri. Bir saniye kopya çekeceğim. Ee, başlığı unuttum. Burada yazıyordu. Lale devri ıslahatları kodlaması diye bir videomuz var. Lale devri ıslahatları kodlaması. Kodlaması. Arkadaşım ben linkini vereceğim açıklama kısmında. Bak buna bak. Çok güzel bir kodlamalar var. Lale Devri'nde şunların hepsini hatırlayabiliyorsun. Devrin sadrazamı. Nevşehirli, Nevşehirli damat İbrahim Paşa. İbrahim Paşa. Devrin tarihi 1718 ile 1730 arası. Hocam lazım mı? Bence bilme kardeşim. Yani 1718 1700 ne gerek var? Hangi olaylar arası? Pasarofça. Pasarofça. Pasarofça antlaşmasıyla başlar. Patrona Halil isyanı ile sona erer. Patrona Halil isyanı ile sona erer. Ha, lale devrini tabirini ilk defa kullanan Yahya Kemal Bayatlı'dır. Yani o dönemde yaşayan insanlar bu dönem lale devri falan demiyordu. Yahya Kemal Bayatlı söyledi onu ilk defa. Şimdi tablolar, boşluk doldurmalar falanlar filanlar bitti. Biraz da klasik sorulara bakalım. Şimdi kitapta yer alan, ders kitabımızda yer alan grafiklerden bir tanesi. Bu Aynı zamanda çok güzel test sorusuna da uyarlanabilir. Çok güzel test sorusu olur bundan. 1484'ten 1704 yılına kadar Osmanlı Devleti'ndeki Yeniçeri sayılarını vermiş. Bak 1484'ten 1568'e kadar yaklaşık 80 sene boyunca neredeyse sabit 10 altında gidiyor. Sonradan bir artış söz konusu. Bak 1500-1600'lü yıllarda Yeniçeri sayı, Yeniçeri sayıları artmış. 1694'te 80 bine yaklaşmış. Sonrasında dalgalı bir seyir izlemiş. Şimdi yukarıdaki grafik diyor. Sen yukarıya bakma arkadaşım. Sen soldaki grafik. Yıllara göre Yeniçeri sayıları verilmiştir. Yeniçeri sayısındaki bu değişim Osmanlı etkisi nasıl olmuştur? Kısaca açıklayınız. Şimdi ilk açıklama 10.000'den 80.000'e çıkmış. Tablo da belli zaten. Ama asıl önemli olan şey bu durum ocağın bozulmasına ve hazineye binen yükün artmasına sebep olmuştur. Hatırla arkadaşım bak Yeniçeri. Yeniçeri devletten maaş alır. 10.000 Yeniçeri'ye maaş ödemekle 80.000 Yeniçeri'ye maaş ödemek farklı şeylerdir. Hazineye binen yük artar, tamam. Ocağın bozulmasına şimdi Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri ocağına belli kurallarla özellikle devşirme sisteminden ne yapılıyordu? Asker alınıyordu. Sen şimdi yıllarca 8.000-10.000 bin, bin aralığında gitmişsin. Buna göre bir devşirme sistemi örgütlemişsin. Ama sen birdenbire 10.000'den 80.000'e çıkarsan devşirme sisteminden Yeniçeri alamaz. Çünkü devşirme sistemi bu ihtiyacı karşılayamaz bir türlü. O zaman ne olur? Sen yalap şalap Yeniçeri almaya başlarsın. Bu da ocağın bozulmasına sebep olur. Değil mi arkadaşım? Devam. Yeni soru. Osmanlı Devleti'nde tımarlı sipahilerin sayısı, sayılarının sayısının azalmasının sonuçları nelerdir? Şimdi arkadaşım videoda anlatır gibi bir kere daha söyleyelim. Şimdi klasik dönem Osmanlı ordusu. 240 bin kişi. Osmanlı ordusunun şu kadarı Az önceki grafiği de düşün. 230.000'i tımarlı sipahi diyelim örnek. 10.000'i 10 kapı kulu yani yeniçeri. Şimdi soru diyor ki tımarlı sipahilerin sayısı azaldı. Şimdi tımarlı sipahilerin sayısı azalırsa kapı kullarının sayısı artacak mı arkadaş? Evet artacak. Bak tımarlı sipahi hazineden maaş almıyordu. Kapı kulu hazineden maaş alıyordu. Bak 3 numaraya bak şimdi. Tımarlı sipahilerin sayısı azalınca ulufeli askerlerin sayısı arttı. Ulufeli asker kim? Kapıkulu. E bu durum hazineye yük bindirdi. Bak ne oldu grafikten yakaladım. Elde var bir. Peki hazinenin yükü arttığında devlete nakit para lazım mı? Evet. Nakit parayı nasıl karşılayacak devlet? İltizam sistemine yürüyecek. İltizam sistemi. İltizam sisteminde gelirleri devlete, devlete aktarılan araziye mukata arazi deniyordu. O zaman hazineye nakit para lazım olduğu için tımar toprakları mukataya dönüştürülecek. Mukatağa da iltizam sistemi uygulanacak. E bu sefer tımarlı sipahilerin sayısı daha da azalacak. Bak ne oldu ikinciyi de yakaladım. Devlet asker ihtiyacını karşılamak için bu sefer geçici askerler de alabilir. Sekbanlar, sarıcılar, leventler bu da sıkıntı. Tımarlı sipahiler ordunun sefere gidişi esnasında ordunun lojistik ihtiyacını karşılıyordu. E onların sayısı azalınca lojistik ihtiyacını karşılama konusunda da sorunlar ortaya çıktı. Ne oldu arkadaşım? Buradan 4 tane maddeyi bir şekilde yakaladık. Şimdi bir diğer soru öğretmeniniz büyük ihtimalle testse şöyle soracak. Lale devri ıslahatlarından 5 tanesini yazınız. Arkadaşım ben 11 tane yazdım buraya. 11'ini de aldım. Sen burada 5 tanesini söylersin. Az önceki sayfada da bir kodlama vermiştik. O e, bir kodlama ne diyelim videosunun linkini vermiştik. O videoda lale devri ile ilgili çiçekçim diye bir kodlama var mesela arkadaşım. Bak buradan çiçekçimden bunların büyük çoğunluğunu hatırlayabilirsin arkadaşım. Mesela buradaki ne diyelim E harfi elçilik. Bak burada gördün mü? M harfi matbaa. Nerede? İlk Osmanlı matbaası bak. Değil mi? İlk çiçek açısı. Bak nerede? Arayalım bulamadım. İha şurada. Ne yapabilirsin? Bu şekilde yakalayabilirsin. Ha dersin ki hocam tulumbacılar vardı tulumbacılar. Arkadaşım kodlamada tulumbacılar yok da itfaiye var itfaiye. Tulumbacılar zaten itfaiyedir. Ha biz gene 5 tane söyleyelim. İlk elçilik açıldı. İlk geçici elçilik bu arada. İlk geçici elçilikler açıldı. Matbaa kullanılmaya başlandı. Kütüphaneler kuruldu. Tercüme faaliyetleri başladı. E, itfaiye i̇tfaiye teşkilatı aslında 8 ve 9 aynı. Avrupa tarzında eserler yapıldı. Ha bunun yanında şu da sorulabilir. İlk matbaa Said Efendi ve İbrahim Müteferrika mesela. İlk elçi 28 Çelebi Mehmet Efendi. 28 Çelebi Mehmet. Avrupa tarzında yapılan eserler. Nur Osmaniye Camii, Sadabat Kasrı, 3. Ahmet Çeşmesi gibi. İlk Çin'i fabrikası. Ne yapabilirsin arkadaşım? O kodlama videomu seyredersen bunları da ne yapacaksındır? Çok kolay bir şekilde hatırlayacaksındır. Evet sevgili gençler İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hepiniz inşallah sınavda yüksek notlar alırsınız. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.